Merhabalar, ben Tuncay Bademci. 1 Aralık Perşembe, kapanışa doğruya hoş geldiniz. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Ocak 2028 vadeli tahvilin arttırımı için Bank of America, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verdi. Hazine, Kasım ayında 5 yıllık Eurobond ve 1,5 milyar dolarlık borçlanmaya gitmişti. 5 yıl vadeli tahvilde kupon oranı %9.875, getir oranı ise %10 olarak gerçekleşmişti. Bugün yayınlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu özetinde sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağı öngörülmektedir açıklamasında bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre döviz mevduatlarında geçen hafta 9 ayın en hızlı düşüşü yaşandı. Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları önceki haftaya göre 5.48 milyar dolar azaldı ve 204.90 milyar dolar oldu. Gerçek kişilerin mevduatı 1.98 milyar dolar azalarak 123.05 milyar dolar, tüzel kişilerin mevduatı 3.49 milyar dolar azalarak 81.85 milyar dolar. ABD'de açıklanan verilere göre ise Ekim'de kişisel gelirler %0.7 ile beklenti olan %0.4'ün üzerinde geldi. Kişisel harcamalar %0.8 olan beklenti gibi aynı gelirken PCE fiyat endeksi aylık %0.3, yıllık %6, çekirdek fiyat endeksi ise aylık %0.2, yıllık %5 olarak gerçekleşti. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar dilerim.